veteriner hekimlerin ve ülke hayvancılığının en büyük destekçisi Hasvet Medikal Veteriner Hekim Günlüğünü sunar. Merhabalar. Veteriner Hekim Günlüğü programının bu haftaki konuğu benim. İsterseniz biraz kendimden bahsedeyim. İsmim Zafer Varıcı. 2007 Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık 2008'den bu yana da Çorum Sungur'da Varıcı Veteriner Kliniği'ni işletmekteyim. Sungurlu biraz dağınık bir yer. 100'ün üstünde köye sahip. Hayvan popülasyonu karma, yerli hayvan, melez hayvan ve cins hayvan olmak üzere karışık popülasyon var. Kliniğimiz çoğunluk ruminant, yani büyükbaş üstüne çalışmakta. Bunun yanı sıra pet, kedi, köpek ve kanatlı üstüne de çalışmalarımız devam etmektedir. Bugünkü vakamız solunum sistem enfeksiyonu. Aldığımız anamneze göre işletmemizde bir 5-6 tane buzağda solunum sistem enfeksiyonu çıkmış. Birazdan gidip olay yerinde göreceğiz zaten. Gideceğimiz vaka Sungurlu'nun komşu ilçesi Boğazkale'nin bir köyünde, Emirler Köyü'nde. Sungurlu'ya yaklaşık 35 kilometre civarında. Daha önce de söylediğimiz gibi solunum sistemi enfeksiyonu olarak bize bilgi verildi. Aldığımız anamneze göre. Ülkemizde son zamanlarda büyük bir sıkıntı solunum sistemi. Pnömoni olarak bilinen sığırlardaki solunum sistemi komplikasyon hastalıklarına BRD diyoruz. Bu hastalık et ve süt işletmelerinde olsun, yerel işletmelerde olsun mortaliteye ve ekonomik kayıplara sebep olan bir hastalık, sıkıntılı bir hastalık. Zamanında müdahale edilmediği durumlarda tüberküloz vereme kadar ilerleyebiliyor. Verem de bildiğiniz üzere zoonoz bir hastalık olduğu için yine iş bize, yani veteriner hekimlere düşüyor. Bu yüzden gidip hastamızı muayene edip gerekli tetkiklerimizi yapıp tedavisine başlayacağız. Hastalık komplike bir hastalık dedik. Yani birçok viral ve bakteriyel patojenlerin sebep olduğu bir hastalık olduğu için sığır solunum sistemi komplikasyonu diyoruz. Bunlardan başlıcaları viral olarak IBR, BRSV, parafinaza 3, bakteriyel olarak da işte Pasteurella mucosida, Mannonia amonica, Mycoplasma bovis. İşte bu yönden gidip tetkiklerimizi yapacağız. Ufak tahlillerimiz var sahada yapabileceğimiz mini laboratuvar tarzında. Gerekirse hastadan kan örneği ve sürüntü alıp ekim kültürü ve hemogramına bakıp ona göre de tedavimize devam edeceğiz. Gittiğimiz zaman daha detaylı anlatacağız, göreceğiz. Kaç gündür böyle? Valla bu oldu olalı öyle. Şimdi oldu olalı öyle dediğin o hayvan en az 15 gündür öyle.
Ya bu kadar kötü değildi. Verdim ya ben. Bu büyük olan da yürüyor. Ondan sonra zararlı yataştırıyor. Ama bu da güzel. Ama şu kutuyu biraz tutma. Lan bir şey mi koy? Şimdi kanlarımızı aldık. Kan gazlarıyla kandaki laktik asit oranlarına bakıp ona göre tedaviye devam edeceğiz. Laktat değeri orta, çok yüksek değil. Laktat değeri biraz yüksek çıktığı zaman direkt büyük hayvanlarda kesime sevk ediyoruz zaten. Bu buzağımızda respiratorik asitoz şekillenmiş durumda. Solunum sistemine bağlı. Ona göre, çıkan laktat değerine göre de antibiyotik, nonsteroid ve gerekirse kortizon kullanacağız. Thank you.
Yaptığımız tetkiklerin sonucunda da gördüğümüz pnömoni tablosunu ilerledi durumda. 2 ile 6 aylık arası buzağlarda genelde patojen etken mikoplazma. Biz de onu göz önünde alacağız. Yalnız burada kronik olgu da var. O yüzden de mikoplazma ile beraber pastorella, multisida, arkenon bakteri, piyogenes, sosobakterium, nektoforum da göz önüne alarak bir antibiyotik kombinasyonu yapacağız. Yaklaşık 7-10 günlük bir antibiyotik tedavisi olacak. Ne yazık ki buzağlarımızdan bir tanesinin durumu kötü. Yine de kesime sevk edemeyeceğimiz için, küçük yaşta olduğu için şansımızı deneyeceğiz. Tedavisine başlayacağız ama çok da ümit vaat etmiyor. Tedavimizi yaptık. Yapmış olduğumuz tahliller ve muayene sonucunda akciğer seslerini dinlediğimizde pnömoninin ilerlemiş olduğunu tespit ettik. Buna göre antibiyotik kombinasyonumuzu kullandık. Bir 7-10 gün kadar takip edeceğiz. Antibiyotiğe devam edeceğiz. Ne yazık ki bir tanesi durum kötü. Laktat değeri de çok yüksek. Kan değerleri de kötü. Hayvanın genel durumu da bozulmuş. Çok yapacağımız bir şey yok. Yine de tedaviye başladık. Sonucunu bakacağız, takip edeceğiz. Antibiyotik sonrasında da pastörelle aşımızı yapacağız. Bu hastalık genellikle burada halk arasında pazar hastalığı olarak bilinir. Mevsim geçişlerinde hayvanlarda çok rastladığımız bir hastalık. Daha önce de dediğim gibi zamanında tedavi etmez, müdahale etmezsek tüberküloza vereme kadar ilerleyebiliyor. O yüzden gerekli tedaviyi yaptık. Şimdi takip edeceğiz. Derece ateş var. Akut bir olgu. İlk aklımıza gelen pastorella, multisida ve manyaniya hemolytica. Ona göre tedavimizi yapacağız.
Yapmış olduğumuz muayene sonucu akut bakteriyel pnömoniye rastladık. Zaten görüldüğü üzere seropurulent mukoz akıntı, gözyaş akıntısı da mevcut. Bu hayvanımızda daha önceki işletmemizde bulunan hayvanlarla aynı ortamdaymış. Bir 10 gün önce gelmişler. Bilindiği gibi de bu hastalıklarda 10-15 günlük bir kuluçka devri var. 10 gün sonrasında ortaya çıkan bir akut pnömoni var. Akut olduğu için göz önünde bulduğumuz patojenlere yönelik florfenikol, marboflaksesin ve meloksikam uyguladık. Yine aynı şekilde bu hayvanımızı da takip edeceğiz. Yaklaşık 5-6 günlük bir tedavi süreci olacak. Ondan sonrasına bakacağız. Hadi geçmiş olsun. Hayırlı günler. Şimdi yan evde bir gebelik testi var. Gebelik muayenesi yapacağız. Onun için üstümüzü değiştireceğiz gibi. Şimdi gebelik muayenesi yapacağız. Klasik yöntem rektal muayeneyle uterusu bakıp gebe olup olmadığını söyleyeceğiz. Yani iltihap falan durumu öyle bir şey yok rahimde. Hiç örsemedin mi? Örsemiştim. İltihap gelmiş idi. Tedavi yaptım. Senin ilaçlardan. O sırada bir daha örsemedi. İltihap da kesildi. Öyle de gelmedi yani. Tamam. Buna bir hormonla beraber yine bir tek bir antibiyotik veririm. Onu kullanırsın. Örsediği zaman da çekeceksen ya da tohumlatacaksan önce bir ilaç sıkar, sonra tohumlarak. Tamam. Yoksa direkt dosuna çekersin. Yumurtalıklarında falan bir şey yok. İyi yani de. Rahimin durumu iyi. Yumurtalıklarda herhangi bir kist falan da yok. Tamam. Boş Ferit. Boş. Dört tane gebelik muayenesine baktık. İkisi gebe, ikisi boş çıktı. Kısır olanlara hormon tedavisiyle en yakın sürede gebe bırakmaya çalışacağız.
buzağımızda kripto mevcut. Kripto bildiğiniz gibi protozoer bir hastalık. Normal ishal tedavisine yanıt vermeyen bir hastalık. Spesifik tedavisi var. Biz de ona göre tedavisini kullanıp vakit kaybetmeden düzeltmeye çalışacağız. Hadi görüşürüz. Muayenemizi yaptık. Gerekli tetkiklerde bulunduk. Numunelerimizi, kan örneklerimizi ve sürüntülerimizi de aldık. Ekim yapıp tekrardan antibiyogramı değerlendireceğiz. Gözlem yapmak zorundayız. Nüksler çok başımıza geliyor. Tekrar bir nüks etmemesi için bakteriyel bir enfeksiyonun. O yüzden antibiyotik tedavisini takip etmek zorundayız. Daha önce de söylediğim gibi ekonomik kayıplara yol açabilen bir hastalık. Hatta ilk gittiğimiz işletmede de bir buzağı kaybı var. Bir tanesi de durumu kötü. Büyük ihtimal onu da kaybedebiliriz. Bu yüzden biraz daha dikkatli olmamız lazım. Gerekli tahlilleri yaptıktan sonra, antibiyogramını yaptıktan sonra zaten tedavimiz devam ediyor. Tedavi süreci bittikten sonra da aşılama programına gireceğiz. Ülkemizde yerel işletmelerde aşılama büyük bir sıkıntı. Çünkü düşük maliyette, düşük dozlarda aşı bulamadığımız için maliyet arttığından aşı yapmamız biraz zorlaşıyor. Bu tabii büyük işletmelerde aşı programı düzenli olduğu için bu tarz hastalıklarla çok sık karşılaşılmıyor. Ama sahada bizim en çok karşılaştığımız hastalıklardan birisi bu. Akut solunum yolu enfeksiyonları ya da kronik solunum yolu enfeksiyon hastalıkları, BRD dediğimiz kompleks. Mümkün olduğu kadar elimizden geldiğince tedavi etmeye çalışıyoruz. Nüksetmemesini sağlıyoruz. Yani dediğim gibi ilerleyen olgularda tüberküloza vereme çevirip insan sağlığını etki ediyor. Bu da bizim ailemizin, çocuklarımızın sofrasına gelen ette mevcut. O yüzden önce hayvan sağlığı, sonra insan sağlığı. Evet, kliniğimize döndük. Aldığımız örneklerden tam kan sayımlarımızı yaptık. Görüldüğü üzere VBC oranımız, yani lökozit oranımız yüksek, enfeksiyon kaynaklı. Diğer parametrelerde çok önemli bir şey yok. Aldığımız sürüntüden ekimimizi yaptık. Etüve koyduk. 48 saat sonra antibiyogram testimiz sonuçlanacak. Bildiği üzere bu dönemde antibiyotiklere karşı direnç çok gelişti. Muayene ettiğimiz hayvanların bir kısmının da mahasini bilmediğimiz için, takibini yapamadığımız için daha önce kullanılan antibiyotikler, ona göre bir yol izlememiz lazım. Şimdilik ufak bir başlangıç yaptık. Antibiyotik testimizden sonra tam kapsamlı bir muayeneye devam edeceğiz. Zaten normalde de kendi baktığımız işletmelerimizde belli dönemlerde 6 ayda ya da senede bir sefer olmak üzere antibiyotik çeşidimizi değiştiririz dirence karşı. Bunun için dikkat etmemiz gerekiyor.
Evet, bugün Çorum Sungur ilçesindeydik. Barıcı Veteriner Kliniği olarak Sungur ilçesine komşu ilçe olan Boğazkale ilçesinin Emirler Köyü'ne gittik. Sahada çok karşılaştığımız solunum sistemi enfeksiyonlarıyla ilgili vakalar vardı. 3 tane işletmeye gittik. 3 işletmenin ikisinde akut pnömoni ve kronik pnömoni vardı. Mümkün olduğu kadar dikkatli davranmaya çalıştık. Sahada yapabileceğimiz tetkikleri yaptıktan sonra akut pnömonilere bakteriyel olarak müdahale ettik. Kronik pnömoni olgularında da gerekli örneklerimizi, numunelerimizi alıp gelip kliniğimizde, laboratuvarımızda gerek hemogram olsun, gerek sürüntüden ekim yaparak antibiyogram testini uyguladık. Çıkacak antibiyogram testi sonucuna göre de kronik pnömonilerde daha temkinli davranacağız. Daha net bir sonuç alacağız. Onun haricinde bir tane de gebelik muayenemiz vardı. Gebelik muayenesini bugün klasik yöntem rektal muayene ile yaptık. Ultrason kullanmadık. Düvelerde gebelik çok belirgin olur. 35-40 günlükten itibaren elle palpasyon edilebilir uterüsteki değişiklikler. O yüzden ultrasona gerek duymadık. Bir tane de buzağımız vardı, kripto. O da son zamanlarda çok yaygın olan bir hastalık, protozoan bir hastalık. Spesifik bir tedavisi var. Her türlü ilaçta kullanamadığımız için belli başlı ilaçları var. Onları da kullanıp onu da tedavi edeceğiz. Bugün benimle olduğunuz için teşekkürler. Ben veteriner hekim Zafer Barıcı. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta başka bir veteriner hekim arkadaşımla beraber veteriner hekim günlüğünde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Veteriner hekimlerin ve ülke hayvancılığının en büyük destekçisi Hasvet Medikal, Veteriner Hekim Günlüğünü sundu.